Kürsü TV'den tekrar merhabalar. İş insanı Sayın Dursun Vazgeççi'yle ekonomiyi bu sefer de siyaset üzerinden konuşacağız. Daha önceki programımızda biraz daha piyasalar üzerinden, genel ekonomiden bahsetmiştik. Bugün ise mevcut siyasi durumun ekonomiye yansımaları hakkında sohbet edeceğiz. Dursun Bey tekrar merhaba diyorum. Merhabalar. Şimdi bir bakıyoruz böyle genel bir duruma. Bir kararname çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor. Ve son 18 ya da 20 ayda 4 kere başkan değişti Merkez Bankası'nın. Bir futbol takımının teknik direktörü gibi sürekli değişiyor. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nden yine bir gecede kararnameyle çıktık. İstanbul Sözleşmesi içerik olarak evet ekonomiyle ilgili değil ama bunun uluslararası bir yansıması da oluyor. Evet. Keza yine Kanal İstanbul ve Montreux mevzusu da aynı şekilde genel olarak yani hepsi yurt dışına, uluslararası ilişkilerde bir sonuçlar gibi oluyor ve bu ekonomik olarak bir geri dönüş oluyor. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürekli bir son günlerde özellikle bir altını ve dövizinizi bozun işte finans kuruluşları ile kazandırın şeklinde açıklamaları var. Evet. Bir yandan yatırımcıyı davet ediliyor ama yapılan yatırım nasıl bir yatırım? Yani bir kurumu satmak yatırım mıdır yoksa yatırım direkt hani bir fabrika açmak mıdır aslında? Orada da bir yanlışlık seziyor musunuz? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere iktidarın daha önceki birkaç programda da söyledim. İktidarın bir ekonomi politikası yok, programı yok. Olsa zaten dünyada, Avrupa'da Merkez Bankası başkanları 5 ila 10 yıl gibi sürelerde istikrarlı bir gidişleri var. Yani çünkü bu yetişmiş bir eleman yani. Siz bununla sürekli oynarsanız bu sizin programınız olmadığını ortaya koyar. Hatta buna bir örnek vermiştik. 2013'te iktidarın 5. kalkınma planında 1.98, 2018 öngörüsü dolar kurunun 2018 öngörüsü 1.98. 2013'teki programın 2018 öngörüsü 5 yıl kalkınma planının dolar öngörüsü 1.98 dolardı değil mi? Yaklaşık 4 TL'ye geldi. Yani bırakın 2018'de Ağustos zaten evet. Krizi oldu. Ralph Branson krizi. Orada evet, bir evet. Ters takla atıldı. Şimdi bunların bütün sebebi şu aslında. İktidar 2010 referandumundan sonra bir özgüven geldi kendisine. 2002 yılında geldikleri program Kemal Dermiş'in programıydı. Sağlam reformlar yapmıştı gerçekten. 2001 Şubat krizinden evet, evet. Sonra. Yani Kemal Dermiş ve ekibi gerçekten sert tedbirler aldılar. Ekonomiyi bir düzleme oturttular. Bedelini halk ödedi yine. Yine esnaf ödedi ama dedi ki madem hani bu bedeli ödedik tamam böyle bir programla yükülüyorsun. 2010'a kadar AKP iktidarı o programla geldi. Ondan sonra 2010 anayasa reformundan sonra kendisine bir özgüven geldi. Ki uyarılara rağmen biraz önce bahsettiğim gibi Merkez Parti Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Abdurrahim Karslı bu konuda defalarca hükümeti uyarmasına rağmen hükümet bu 2010 referandumunu yaptıktan sonra da kadrolaşmaya gitti. Bu kadrolaşmada da elindeki mevcut işte AKP'nin kuruluşundaki FETÖ, PKK, işte AB, içerideki liberal bir takım kimlik altında olan aslında işbirliği olan kişilerle bu işi götüreceklerini zannettiler. Fakat 2016'da yine bir sekamete uğradılar. Yani konu ekonomi ama bunları anlatmamız gerekiyor. Bunları anlatmadan insanlara bu olayın yani sebepleri anlatmadan sonuçları yani doğru analiz edemeyiz. Konunun sonuç ama bunun sebeplerini bilmemiz tabii, gerekiyor. Tabii sebepler bunlar zaten sebepler. Dolayısıyla yani 2016'da artık her şey ortaya çıktı ki bunların devlet yönetme kapasiteleri yok. Kabiliyetleri yok. Ellerinde eleman da yok. Yani o 2016-15 Temmuz'undaki operasyondan sonra ellerindeki tırnak içinde söylüyorum FETÖ'nün yetiştirmiş olduğu elemanlar da alınıp cezaevlerine atılınca bunlar amiyane tabirle dımdızlak ortada kaldılar ve önüne geleni atamaya başladılar. Bu sadece Merkez Bankası, TÜİK vesaire değil bütün kurumlarda liyakatsizlik diz boyuna ulaştı. Neden? Ülkeyi tek bir kişi yönetiyor. Ondan başka her şeyi bilen kimse yok. Yani o ne diyorsa olacak. Mesela basit bir örneğini söyleyeyim. Diyor ki enflasyon faizin sonucudur diyor değil mi? Yani bir ülkede diyor faiz artarsa enflasyon yükselir diyor değil mi?
Şimdi ilk Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldığında ülkede faiz, yani politika faizi 11.25'ti. Faizler de yaklaşık %11.25'ti. Merkez Bankası değişiklikleriyle gelen Merkez Bankası başkanları faizi %19'a taşıdı. Ama enflasyon düşmedi. Yani madem faiz, yani enflasyon faizin sonucuysa, faiz yükseldiğine göre enflasyon da yükseliyor. Doğru tahmin. Peki biz bugün iktidara diyoruz ki madem faiz sonucu enflasyon, faizi çekin aşağı, enflasyonu da indirin aşağıya. Var mı böyle bir şey? Yok, imkanı yok. Dolayısıyla bunlar böyle bir hani öngörünün, bir akademik bilginin ortaya çıktığı şeyler değil. İktidar zaten Sayın AKP Genel Başkanı Erdoğan şunu söylemişti. Türkiye'yi bana bırakın, şirket gibi yöneteceğim demişti. Ama bir devletle bir şirket aynı olmadığı ortaya çıktı. Yani siz şirkette aileniz lehine kararlar alabilirsiniz ama devlet dediğiniz zaman bunun içinde 83.6 milyon insan var. Yani aynı kaba koymanız imkan ve ihtimal yok. Dolayısıyla o düşüncelerin, yani o Kemal Derviş Çin kurdu, o ekonomik politikadan çıkınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Nerede, nereye toslayacak onu bilemiyoruz. Hülasasında AKP iktidarının bir ekonomi programı yok. Birinden bir şey duyuyorsa onu yapıyor ya da sosyal medyada bir tepki çoğalıyorsa ona göre hareket ediyor. Peki şey soracağım. Şimdi 2010'a kadar Kemal Derviş'in politikalarını izlediğini söylediniz. Yani evet. 2002-2010 arası. Evet. 2010'dan şu an 11 sene geçti. Nasıl oluyordu bir iktidar 11 sene boyunca ayakta kalmayı başarıyor? Çünkü onu da şöyle söylüyor. Diyor ki bizden önce diyor 2 milyon kişi sosyal yardım alıyordu. Diyor şu anda 11 milyon ülkede sosyal yardım alan vatandaşımız var. 2002 öncesinde 2 milyar lira sosyal yardım yapılırken bugün 62 milyar TL sosyal yardım yapılıyor. Yani insanlar fakirleştirilmiş. Bir şekilde onlar işte yoksulluk maaşı, ihtiyarlık maaşı vesaire birçok şey koyabiliriz. Bunlarla hayatları idame ettiriliyor ve susturuluyor kitle. O kitle susturulduğu için de siyasi de çok büyük etkisi oluyor bunun. O insanlar hakikaten bilinçli oy kullanmış olsa, ülke gündemini, ülkenin ekonomisini takip etmiş olsa zaten 11 yıl değil, belki 2010 referandumuyla AKP'nin gitmesi gerekiyordu. Yani kendi kitlesinde bir anlamda susturuyor, besliyor. O hem dışarıdan gelen borç kaynaklarla hem de içeride bir takım işte bu yap işlet devletlerle şişirdiği holdinglerden seçim yardım alarak veya işte partiye yardım alarak bir takım işte bağışlarla vesaireyle insanları susturuyor. Ama bu üretimden kaynaklanan, yani bizim iş gücümüzde ortaya çıkan bir parayla bastırılan bir şey değil. Geçici, yani pansuman tedarisi yapıyor. Ben buna yine bir örnek vereceğim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisi şu anda yani ağır hasta, iktidar yaptığı açıklamalarla adeta o hastaya saç sakal tıraşı yapıyor. Bunu reform diye sunuyor insanlara. Yani bunun yürütebilirliği de kalmadı artık. Dolayısıyla ben hani baştaki sorduğum soruya cevaben sebep sonuç ilişkisini de açıklayarak şunu söylüyorum. Yani AKP iktidarının bir norm ekonomi programı olmadı. Her hafta bir ekonomi programı, her ay bir ekonomi programı açıklayarak ortaya koyuyor zaten. Eskiden ülkemizin 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık kalkınma planları olurdu. Bunlar falan yok. Günübirlik yani. Sayın Erdoğan gece bir vakti, cumartesi, işte pazar. Cuma, cumartesi bağlayan evet. Gece. Bir kararnameyle ülkede işte Merkez Bankası Başkanı değiştiriyor, yardımcısını değiştiriyor, TÜİK Başkanı'nı değiştiriyor. Alt kademelerde neler yapıyor onları göremiyoruz. Yani bunları da neyle kapatıyor? İşte İstanbul Sözleşmesi, işte Montreux Antlaşması. Yani ekonomiyle hiç alakası olmayan ama aslında ekonomiyi perdeleyen, gündemi meşgul eden, hiç alakasız konuları ortaya atarak bir de kutuplaştırarak insanlar. Yani inançlar üzerinden. Mesela son aldığı geçen günkü karar, yani esnaf, lokanta, restoran saat 7'de kapatacak. Hatta Ramazan'da da kapalı. Gece 21'de yani 9'da sokağa çıkma yasağı başlıyor. Siz teravih namazını serbest bırakıyorsunuz. Teravih namazı da saat 9'da başlıyor. Bunlar neye yönelik? İşte o muhafazakar dediğimiz insanlarımızı
gözlerini boyayarak aslında ülkenin asıl problemlerinden öte yapıyorlar. Ve bu suni gündemlerde de ülkenin temel meselesi olan üretim, istihdam, efendime söyleyeyim, yani bu ülkenin kalkınmasına ayak olan temel unsurları gizlemiş oluyor. Yani AKP iktidarının şu andaki ekonomi politikası abrakadabra ve üç kağıt ekonomisi. Yani normalde bir akademik çalışmayla, verilerle ortaya konmuş bir ekonomi programı yok. Biz göremedik bunu. Şimdi şeyi sormak istiyorum ben. Kısa çalışma ödeneği 31 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Evet. Ramazan ayında restoran kafeler kapanacak. Evet. Tabii bunu düşünmesi gereken, karar alması gereken biz değiliz hani sonuçta hükümetin. Hükümet tabii. Ve hani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın. Evet. Belediye organları bunu düşünmesi lazım. Ne olacak? Yani ben hani keyfimi kaçırıyor bu durum. Şimdi ben o konuda şunu söyleyeyim. Ben bu konuda iktidarın geri adım atacağını tahmin ediyorum. Çünkü yani insanlar zaten bir yıldır yar ödenekle çalışıyorlar. Evden çalışıyorlar. Bir de burada çok büyük bir hakkaniyetsizlik yapıldı. Örneğin bu kısa çalışma ödeneği aslında ihtiyacı olan şirketlere verilmesi lazımdı. Ama imkanı olan o şirketlere de sağlandı. Dolayısıyla hazinenin kaynakları tüketilmiş oldu. Burada şu yapılsaydı, mesela bunu birkaç Avrupa ülkesi yaptı. Bütçesi iyi olan şirketler, ki bizim Türkiye'de birkaç tane var, isim vermek istemiyorum. Hiç de kısa çalışma dönemi uygulamadı. Herkesin maaşını verdi. İktidarın verdiği de genelde iktidara yakın şirketler. Ve onlara verince ister istemez bir isyan olmasın, bir şey olmasın diye ihtiyacı olmayanlara da verildi. Bu ne oldu? Milletin hazinesi, milletin kaynakları bir anlamda şirketlere pompalandı. Şirketlerin sermayesi 1 liraysa 5 lira oldu. O bahsettiğim biraz önceki iktidarın piyasalarındaki şirketlerden bahsediyorum. Yani bizim gerçekten üretim yapan, namusuyla, izzetiyle çalışan esnaftan bahsetmiyorum. Onlar zaten bankaya yollanıyor, bankadan kredi alınıyor. Yani burada kısa çalışma ödeneği de hakkaniyetsizliği, o tahsis edildiği için bugün iktidar kaynak bulamıyor artık. Yani ama ben bu konuda geri adım atacağımı düşünüyorum. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi tencereni yıkamayacağı bir iktidar yoktur. Tenceresi kaynamayan insan da parti de tanımaz. Haşa haşa, zaman zaman dinini, ahlakını bile... 2002'de gördük işte. Yani, halkın kahramanlığı Ecevit. Yani, 1,5 orada kaldı. Nerede kaldı değil mi? Yetirdiler. Şimdi bakın öyle enteresan şeyler oluyor ki. Yani o günlerdeki insan yapısıyla bugünkü insan yapısı da çok farklılaştı. Yani o gün vatandaş veya esnaf başbakanlığın önüne gidip protesto edebiliyordu. Değil mi? Yazar kasaplar. Değil mi? Protesto var. Bugün 1,5 kilometre yakınına yaklaşamıyorsunuz. Niye? Madem bu ülkede ekonomi çok iyiyse, AKP ekonomi politikaları da ülkeye bir kalkınma, bir ivme kazandırdıysa bu kadar korumanın anlamı ne? Yani geçen de anlattığımız gibi iktidar beşli çeteye ülkenin bütün kaynaklarını aktarmış. Geçmediğimiz yollara para ödüyoruz. Uçmadığımız havaalanlarına para ödüyoruz. Tünellere para ödüyoruz. Hele hele şu hastaneler, yapıştet devlet hastaneleri hasta başına ücret veriyoruz. Hazine kaynağını hortumluyor bana göre. Yani iktidar gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletini düşünmüş olsaydı, halka hani zaman zaman diyor ya, yastık altındaki birikimlerinizi hı hı. getirin ya da ekonomiye kazandırın, ki üretim yapana, iş yapana verin, oradan hisse alın vesaire bir takım telkinlerde bulunuyor değil mi? Peki bu beşli çeteye verdiğiniz yapıştı devletlerin sözleşmelerini niye TL'ye çeviriyorsunuz? Ya da kardeşim bu ülkede bir mücbir sebep oldu, pandemi var, yani salgın var. Burada esnaf bunun sıkıntısını çekiyorsa, değil mi? Özel sektör çekiyorsa, sanayi çekiyorsa, tarladaki adam çekiyorsa bunlar niye çekmiyor? Niye bunların sözleşmesi TL'ye çevrilmiyor? Neden bunlar indirime gitmiyor? Demek ki burada AKP iktidarının vatandaşı, ülkeyi düşündüğü yok. Burada bütün mesele o devasa bütçeyi, işte 1,3 trilyon yıllık bütçemiz var. Vergi toplayacağız, dağıtacağız vesaire. Bu parayı yönetmek ve gayri safi milli hasılayı kontrol edebilmek. Bunu yaparken de halka işte bir parmak bağ verip susturmak
Öbür tarafa da bal kaymak, işte her türlü. Evet. Yani iktidarın iktidarda kalabilmesi için mecbur olduğu kesimlere her türlü kaynağı aktarmak üzerine kurulmuş bir ekonomik düzeni var. Yani eğer iktidar şunu bir sene önce deseydi ki ya şu yap işlet devlet projelerinin sahipleri gelin bir oturalım. Bakın işte kısa dönem ödeneği açtık. İnsanlar aç, işe gidemiyor. Sıkıntılarımız var. Siz de şunlardan feragat edin diye bir söz duydunuz mu? Yok. Eğer gerçekten bu ülkenin ekonomisini düşünmüş olsaydı, bu milleti düşünmüş olsaydı bunlara bir çağrı yapardı. Onlar hatta çağrı yapmadan... İban hissediler. Tabii. Yani diyebilir ki, evet, diyebilir ki ya ülkemizin bu sıkıntılı döneminde biz de elimizi taşın altına sokmak istiyoruz. Atıyorum Osman Gazi'nden 40 bin araba gemimiz varsa bunu 20'ye indiriyoruz. Dolar sözleşmemizi iptal ediyoruz değil mi? Bunu TL'ye çeviriyoruz. Bizim de böyle bir katkımız olsun demeleri gerekirken veya hükümet böyle bir çağrıda bulması gerekirken millete iban attılar. Biz bize yeteriz Türkiye. Ya Türkiye zaten kendi kendine yetiyor. Hatta ya 150 milyon yeter. Devletimin yanında olayım bir gücenmem de bir kere de onlar benim yanımda olsa. Yani şimdi bu ülkenin 150 milyona bakacağını kesinlikle inanıyorum. Yani biz bize zaten yetiyoruz. Sizden bir kurtulsak yani siz kaynak yapmışsınız, hazineden hortumluyorsunuz. Milyonlarca insanın hakkını yiyorsunuz. Siz bunu yapmasanız bu ülke çalışarak, üreterek 150 milyona daha bakar. Yani kısacası hani veriler vermeye, istatistikler sunmaya gerek yok. Ben bunlar olan bir şey üzerinden yaparsınız. Olmayan bir şeyi yani AKP'nin bir ekonomi programı yok ki. Olsa da onun üzerine konuşsak. Günebirlik yani. Günebirlik. Şirkete para geldi. Kime borcumuz var? 3 ona dağıt, 5 buna dağıt, 2 ona ver. Akşam eve gittik tamam. Ertesi gün Allah kerimdir. Ya böyle bir ekonomi programı olur mu? Şey olur mu? Politikası olur mu? Yani bizim AKP iktidarında gördüğümüz bir ekonomik program yok kısacası. Günübirlik yaşayan bir iktidar. Dursun Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar yorduk sizi kıymetli. Çok sağ olun. Eğer sizi için isap ettiysek affola diyelim. İnşallah değişik konularda da bir araya geliriz. Herkese selamlar, saygılar. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize mutlu günler dileriz. Kürsü TV'de kalın.